Bir telefon alalım. Alo. Günaydın hocam. Günaydın. Günaydın hanımefendi. Hoş geldiniz programımıza. Hayırlı sabahlar dilerim. Hoş bulduk hocam. Selamun aleyküm. Allah razı olsun. Nasılsınız hocam? İyidir bacı. Sizleri duyunca daha da iyi oluyoruz. Allah var etsin. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Siz de var etsin hocam. Sizi dinlemekten gerçekten zevk alıyorum. Hepimiz öyle ailece izliyoruz. Çok sağ olun. Var olun. Hocam beni rahatsız eden bir konuyu size danışmak evet, istedim. Evet, buyurun, yani buyurun efendim. 6-7 aydır biz depremzedeyiz bu arada. Neredesiniz hocam, anlamadım. Hocam eşimle depremzedeyiz hocam bu ha, arada. Ha, depremzedesiniz, evet. Evet, 35 senelik evliyim ben. Evet. Eşimiz herkesin olduğu gibi bizim de kavgalarımız falan oluyor ama 6-7 ay önce çok büyük bir kavga ettik evimizde. İlk defa o bana çok büyük küfür etti. Ben de ona dedim ki seni boşamazsam annemin babamın mezarına lanet yağsın dedim. Hocam bu beni çok rahatsız ediyor. Ne yapmalıyım? Bacım, ağzımdan çıktı. Çok. Bir daha bir toparlar mısın? Bir daha toparlar mısın? Yani eşimle kavgamızdan sonra çok büyük bir kavga ettik. Şimdi seni boşayacağım dediği için mi kavga ettiniz? Hayır hocam. Kızımın düğün zamanıydı. Yokluk bir yandan. Moralimiz bozuktu. Çocuğumu nikahla çıkarttık evden. Bu depremden sonra değil mi? Evet. Parasal sorunlar da vardı. Yetmedi. Kızımın eksikleri oldu. Para yüzünden kavga ettik. O bana Anladım. Çok büyük küfredi. Seni boşamazsam dedi. Ben de ilk defa hiç cevap huyum yoktur. İlk defa böyle bir şey çıktı ağzımdan. Sen de kızdın ona, dedin ki boşamazsan anne babamın mezarına lanet yazsın. Ha. Sen kendi aynen baban, hocam, aynen. Kendi baban annen için mi söyledin bunu? Evet hocam. Ya bundan çok kıymetlileri benim onların ama nasıl çıktı ağzımdan bilmiyorum. Ha. Yani insanoğlu bazen istemediği bir cümleyi söyleyebiliyor maalesef. Bundan dolayı tövbe etmen gerekir. Bu cümleyi kullandığın için tövbe etmen gerekir. Tövbe yeterli. Çünkü bu bir beddua, bu şey değil yani. Yemin değil. Ama yine de ileride imkan olsa bu cümlenden dolayı tövbenin dışında 3 gün oruç tutarsan kötü olmaz yani. Yemin olmamakla beraber bir nefsi terbiye için dilimize biraz daha hakim olalım diye biraz daha hassas davranalım. O boşamadı diye annenin babanın mezarına lanet olmaz, merak etme. Yani Allah razı olsun hocam. Onlara lanet gelmez, merak etme. Allah dirilerin sözüyle ölüleri lanetletmez yani Cenab-ı Allah. Sen de kendini boş bulmuşsun, kızmışsın, canın sıkılmış, kocana kızmışsın, böyle bir şey geçmiş. O hepimizin dilinde bazen böyle laflar dokunuyor, konuşuluyor. Keşke yapmazsak da yapıyoruz ama ne yapalım, insanız yani. Melek değiliz, gökten de inmedik özel. Hepimizin hatamız, kusurumuz var. Allah seni de affetsin, kocanı da affetsin. Allah babana, annenin kabrine nur indirsin inşallah. Tövbe ederken de, senden de Allah razı olsun. Tövbe ederken de öyle diyor, Allah'ım annemin babamın mezarına nur indir diye dua et, tamam mı? Hocam, çok rahatsızım hocam, beni çok rahatlattınız. Allah'ım ne muradınız varsa versin, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizden. Senden Allah daha çok razı olsun. Bir daha Allah o felaketleri yaşatmasın bize hiçbirimize.